Pakistan'da Başbakan İmran Han'a yönelik kaos planının arkasında Pakistan FETÖ'sü olarak bilinen Tahirul Kadiri'nin cemaati ön plana çıkıyor. Tahirul Kadiri 2017'deki halk ayaklanmalarını körükleyen kişi olarak gündeme gelmişti. ABD'nin Türkiye dahil birçok ülkede devreye soktuğu darbe ve kaos senaryosunun sonuncusu bu kez Pakistan'da ortaya çıktı. Başbakan İmran Han'a yönelik kaos planının arkasında Pakistan'ın FETÖ'sü olarak bilinen Tahirul Kadri'nin cemaati ön plana çıkıyor. Süreç nasıl başladı? Süreç ilk önce İmran Han hükümetine destek veren Birleşik Halk Hareketi Partisi'nin koalisyondan çekilmesini açıklamasıyla başladı. İmran Han'ın 342 sandalyeli Ulusal Meclis'teki desteği 164'e düştü. Muhalefet ise 175 sayısına yükseldi. Böylelikle muhalefet İmran Han hükümeti için güven oylaması talebinde bulundu. Bu hamlenin ardından Pakistan Meclisi Başkan Yardımcısı Kasım Suri dün sabah muhalefet partilerinin güvensizlik oylaması önergesini yürürlüğe koymadığını ilan etti. Suri kararını dış destekli bir komplonun parçası ve anayasaya aykırı olmasına dayandırdı. Başbakan İmran Han kararı Meclis Başkan Yardımcısı rejim değişikliği girişimini durdurmuş ve uluslararası bir komploya izin vermemiştir diye değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Arif Alvi de İmran Han'ın önerisini kabul ederek meclisi dağıttı ve erken seçim sürecini başlattı. Komploların arkasındaki isim Pakistan'ın FETÖ'sü Tahirul Kadri. Halkın oylarıyla seçilen İmran Han'a yönelik bu operasyon arka planında Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ elebaşı Gülen'in benzeri bir isim öne çıkıyor. 1957 doğumlu Tahirul Kadri, 1974'te Lahor'da bulunan Pencap Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sonraki dönemde eski Pakistan Başbakanı Nevaz Şerif'in babası Muhammed Şerif ile tanıştı. Zengin bir iş adamı olan Muhammed Şerif, Kadri'yi sahibi olduğu hükümhanelerden birine imam olarak atadı. 1970'lerin sonunda Lahore'de halka açık özel bir duyuru yapacağını ilanı için sokaklara posterler astıran Kadri, televizyon ve radyolarda da toplantısının reklamlarını döndürmeye başladı. Ünü çoktan halk arasına yayılmış, Kadri'nin duyurusunu dinlemek üzere binlerce insan toplandı. Katılımcılara gördüğü bir rüyadan bahseden Kadri, rüyasını şu sözlerle anlattı. Biri bana peygamberimizin Pakistan halkına İslam'la ilgili hiçbir şey yapmadıkları için çok kızgın olduğunu söyledi. Peygamber din bilginlerimize kızgın, ülkemizi terk edecek. Ben peygamberimize giderek ülkemizi affetmesi için kendisine yalvardım. Bir süre sonra peygamberimizin öfkesi geçti ve Pakistan'da kalması için ettiğim ricayı kabul etti. Benden Pakistan'da kalması için yolculuk biletleri de dahil olmak üzere gerekli ayarlamaları yapmamı istedi. Kadri 1981'de dinler arası diyalog çalışmalarına başladı. Aynı zamanda Kur'an Yolu Hareketi diye bir cemaat kurdu. Kadri bu anlamda dinler arası diyalog çalışmaları tüm dünyaya yayılan FETÖ ile benzerlik gösteriyordu. Kadri yöneticisi olduğu Minhaj Üniversitesi başta olmak üzere birçok okul ve kolej açtı. Bu amaçla kurulan Minhajul Kur'an, İslami eğitime estetik bir dokunuş veren layık bir eğitim anlayışını benimsiyordu. 1980'lerin sonunda Kadri güçlü destekçileri olan Şerif ailesiyle ters düştü. Profesör Doktor Abdülhamid Bir Işık zamanın atmosferini şu şekilde anlatıyor. 1993'te Pakistan'da bulunduğum sırada Kadri'nin mitingine gittim. Nawaz Şerif'e ciddi anlamda muhalefet eden Kadri, Şerif'in bir kafir olduğunu ve cehennemde yanacağını söyledi. Geçmişte Fethullah Gülen'de İslami söylemlerde bulunan Refah Partisi ve partinin genel başkanı Necmettin Erbakan'a karşı açıkça muhalefet ediyor, sert sözlerle eleştiriyordu. 1990'ların sonunda General Müşerref ülkede sıkı yönetimi ilan edince Kadri de yeniden politik sahneye adım atmaya karar vererek Müşerref'i destekledi.
2002'de düzenlenen ve Müşerref'in kazandığı referandum için kampanya düzenleyen Kadri, çok geçmeden de Müşerref tarafından ödüllendirilerek mecliste bir sandalye sahibi oldu. Pek çok yorumcuya göre hayalini kurduğu başbakanlık görevini elde edemediği için 2004'te milletvekilliği görevinden istifa eden Kadri, bir yıl sonra da Kanada'ya iltica etti. Bu gönüllü sürgün Fethullah Gülen'in Amerika'ya olan ilticasıyla da büyük benzerlikler taşıyor. Kadri, okulları ve üniversitelerinden mezun olan öğrencileri aracılığıyla Avrupa, Afrika, Amerika ve Körfez ülkelerinde bir ağ oluşturarak ciddi bir servet elde etti. Pakistan'da devşirdiği öğrencileri devletin kurumlarına yerleştirip ABD-İngiliz operasyonu için kullandı. Kadri 2017'de Nevaz Şerif yönetimine karşı başlatılan sokak protestolarını körükleyen isimlerden biriydi. Terör örgütü lideri Fethullah Gülen ile birebir aynı taktiği uygulaması son derece dikkat çekici olmakla beraber sözde İslam için çabalayan Tahirul Kadri'nin sözünden çıkmayan Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin soruşturmaları için defalarca Nevaz Şerif, iktidar arka kapıdan girmeye çalışan odaklar tarafından gasp edilmek isteniyor demişti. Kadri FETÖ benzerliği. Cemaatin lideri olan Tahirul Kadri ülkesinde güvende olmadığını söyleyerek uzun yıllardır Kanada'da yaşıyor. Fethullah Gülen ise ABD'de. Sandığa saygı duymayan Kadri 2014'te destekçilerini sokağa davet etmiş. Olaylar ölümlere neden olmuştu. 2014 yılında ise Türkiye gezi kalkışmalarına sahne olmuştu. Fethullah Gülen gibi dinler arası diyalog felsefesini benimseyen yapı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yayılmayı hedeflerken uluslararası kurumlarında desteğini alıyor. Tahirul Kadri, Fethullah Gülen gibi demokrasi yanlısı görünüp ülkesini batıya şikayet etmekten çekinmiyor. Tahirul Kadri, Fethullah Gülen gibi sık sık rüyalarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğü yalanını söylüyor. Hatta kendisini siyasete haşa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yönlendirdiğini iddia edecek kadar düzenbaz, arlanmaz, utanmaz. Aynı Fethullah Gülen gibi. Fethullah Gülen'in FETÖ terör örgütü mensupları gibi Tahirul Kadri'ye bağlı Kur'an Yolu Hareketi, cemaati üst düzey isimleriyle ve Pakistan'da hukuk ve güvenlik birimlerinde çok etkili. Fethullah Gülen'e bağlı okul ve dershaneler gibi Tahirul Kadri'ye bağlı olan vakıfların idaresindeki okullarda modern İslam eğitimi verildiği söyleniyor. Gülen, küresel çapta altın nesil yetiştirecek, ışık okullarını kurarken Tahirul Kadri de 1981 yılında Lahor'da Minhajul Kur'an'ı kurmuştu. Kadri, ülkesini batıya şikayet etmekten çekinmeyen bir isim. Sık sık rüyalarında Peygamber Efendimiz'i gördüğünü söylüyor. Hatta kendisini siyasete Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yönlendirdiğini iddia ediyor. Örgüt lideri kurduğu eğitim kurumları ile her yıl milyonlarca dolar gelir elde ediyor. Örgütün üst düzey isimleri ülkede hukuk ve güvenlik birimlerinde etkili. Tahirul Kadri 2 Mart 2010'da terörizm üzerine verdiği 600 sayfalık fetvasında terörizm terörizmdir, şiddet ise şiddettir ve İslam öğretilerinde bunlara hiçbir geçerlilik verilmemiştir dedi. Kadri 22 Şubat 2012'de 4 haftalık Hindistan gezisine gitti ve orada barış mesajları verirken İslam'da terörizme yer yoktur dedi. Ayrıca Pakistan ve Hindistan hükümetlerine çağrıda bulunarak savunma harcamalarının kısıtlamalarını istedi ve bu paraların fakir ve yoksul insanların refahı için harcanmasını önerdi. Kadri, Aralık 2012'de ani bir kararla siyasetini değil, devletini koru sloganıyla Pakistan'a geri döndü. Kadri, Pakistan'da büyük bir halk kitlesine hitap etti ve mevcut sistemin iflas ettiğini anlatarak hükümeti protesto etti. Ayrıca 10 Ocak 2013'e kadar bu durum değişip iyileşmezse 14 Ocak 2013'te İslamabad'a 1 milyon kişinin katılımı ile büyük bir yürüyüş düzenleyeceğini ve İslamabad'ı Tahrir Meydanı'na çevireceğini ilan etti. Bu amaçla Birleşik Milli Hareket lideri Altaf Hüseyin ile bir koalisyon kurdu. Hayatı boyunca ülke siyasetinde etkin isimlerden biri olan Kadri'nin
Son olarak Başbakan İmran Han'a yönelik operasyonda da etkin rol oynadığı reddedilemez bir gerçek olarak ortaya çıkıyor. Evet dostlar, gördüğünüz gibi bizim ülkemize Fethullah'a, Pakistan'a, Kadri'yi, daha önce Irak'a da bir tane sahtekar koymuşlardı. Tüm İslam ülkelerinde Amerika'nın böyle hoca şıh ayağına koyduğu bir sürü ajan var. Müslümanlara çok iş düşüyor. Uyanık olmalı Müslümanlar. Körü körüne hiç kimseye kapılmamalı. O yüzden başımıza ne geliyorsa saflığımızdan ve cahilimizden, cehaletimizden geliyor. Dikkat etmeliyiz, bu oyunlara gelmemeliyiz. Hepiniz Allah'a